Jorge Linares, Ring Magazin kemerinin de sahibi, Diamond kemerinin de sahibi. Mercito Gesta 30 yaşında, Jorge Linares 32 yaşında sevgili izleyiciler. 1.73 boyunda Jorge Linares, 1.70 boyunda Mercito Gesta. Filipinli boksör Mercito Gesta 31 maçta 31 galibiyet, bir de yenilgisi bulunuyor. Ve gecenin anonsörü Michael Puffer. California, serving the greater Los Angeles metropolitan area, where tonight Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotions is proud to bring you an evening of world championship boxing for your entertainment live on HBO. Makine gibi adamların mücadelesi için hazır olun. Bunlar gerçekten, yani insan olup olmadıklarını araştırmak lazım. Kan gruplarına bile bakmak lazım. Değerleri var mı? Çok üst düzey boksörler. And sanctioned by the California State Athletic Commission and the World Boxing Association. The three judges at ringside: Max DeLuca, Eddie Hernandez Jr. and Esther Lopez. And inside the ring, in charge of the action at the bell, World Championship veteran referee Jack Reese. And now, 12 rounds of boxing for the WBA and the Ring Magazine Lightweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner with his trainer Freddie Roach, wearing orange and officially weighing in at 134.8 pounds. An excellent professional record, 31 victories, including 17 big wins by knockout, only one defeat with two draws. Originally from San Ramigo, Mandaue City, Cebu, Philippines, now living, training and fighting out of San Diego, California, the challenger, Mercito No Mercy Gesta. And across the ring. Pounds. His professional record, outstanding. 43 victories, including 27 wins by knockout. He has three defeats, and he is undefeated for over 5 years. From Barinas, Venezuela, living, training, and fighting out of Las Vegas, Nevada, USA, the reigning, defending WBA and Ring Lightweight Champion of the World, Niño de Oro, Jorge Linares. Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor. Sizler de hazırsanız ekranlarınızın başına sürülün ve keyfini çıkartın sonuna kadar. Coach Freddie, both sets of trunks were above the belt line. I'm going to let them work in here. Guys, I gave you both instruction in the dressing room. I want to remind you, listen and please follow my commands at all times. Protect yourself at all times. Fight hard, fight clean, and good luck. Okay. Jorge Linares, büyük isim. Başlatıyorlar karşılaşmayı. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı değerli izleyiciler. 12 round'lık karşılaşmanın birinci roundundayız. WBA ve WBC federasyonlarının şampiyonluk kemerlerinin yanı sıra elmas kemer ve ring magazin kemeri hafif siklette değerli izleyiciler. Ters kart boksör Filipinli Mercito Gesta. Giderek heyecanlanacağız. Giderek tempo yükselecek. Pull your arm out, Jorge. Pull your arm out of there. Let him go, Bishop. Stop, stop, stop. Stop, stop.
Hakem oyunu durdurdu. Jack Brains karşılaşmanın hakemi. Jorge Linares ters kart rakibi karşısında ilk round içinde açıkçası biraz tedirgin vaziyette başladı. Bir buçuk dakika geride kaldı birinci roundda. Stop, stop. Separate. Stop holding. Jorge Linares. Venezuelalı, tarihi başarılarla dolu bir isim. Kariyerinde büyük işler yapmış muazzam bir boksör. Gesta gibi Filipinli usta boksör karşısında. Mutlaka planları olsa gerek. Henüz daha maça girmiş değiller. Aparkat denemeleri var. Sol koşuyla yakalamayı başardı. Klas bir maç. Sağ koşu geliyor Gesta'dan. Mercito, Mercito sesleri tribünlerde. Tito Gesta Filipinli. Sağ koşa yedi bir tane. Sağ direkte az önce ve bir de sol direkt. Filipinli boksör bayağı iyi yakalamaya başladı rakibini. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo, Jorge? İsmail Salas antrenörlüğünü gerçekleştiriyor. Bir dönem Selçuk Aydın'ı da çalıştırmıştı. Şimdi Jorge Linares'in köşesinde. Oíste, él ese ahorita dale tres rounds pero bien consistente. Y después ya el que se vacíe, ya entonces. ¿Ok? Vamos allá, mijito. Vamos. Vamos. Freddy Roach burada da antrenörlüğünü yapıyor. Mercito Gesta'nın bayağı büyük bir isim bu antrenörde. Bekmeni de çalıştırıyordu. Sito. Round 2. Number 2. Jorge Linares, Gesta karşılaşmasının ilk raundunda açıkçası iki boksörün de ortada bir mücadele sergilediklerini söyleyebilirim net bir şekilde. Sağ koşular var şimdi biraz. Box. Yumruk seslerine bakın, kulaklarınıza kadar geliyor olmalı. Let him go, Mercito. Jorge Linares. Miami'de kendisiyle tanışma fırsatı bulmuştum. Gerçekten çok beyefendi ve mütevazı bir kişiliğe sahip Jorge Linares. Instagram'dan bazen yazışıyoruz kendisiyle. Hala ve bu maçta özellikle rakibinin hafife alınmaması gerektiğiyle ilgili çok ekibiyle çalışmalar yaptıklarını bizzat söyledi. Instagram'da Bilgehan Demir arkadaşlar, yorumlarınızı oraya göndermeye başlayabilirsiniz. Şu anda Instagram'da yorumları açıyorum.
son iletinin altına yorumlar göndermeye başlayabilirsiniz. Bilgehan Demir Instagram. Sağ koşu mükemmel. Gesta. Gesta süper. Sağ kroşesi harikaydı. Muazzam bir kapışma olacak bu. Sinyallerini daha ikinci raunda vermeye başladı. Let him go with the right hand. Mercito Gesto bayağı bir problem olacak. Jorge Linares'e bunu görebiliyoruz. Stop each other, stop, stop, step. Luke Campbell karşılaşmasına da mükemmel başlamıştı Jorge Linares. Sonlara doğru Luke Campbell'a kontrolü kaybetmişti. Yeni bir rounda merhaba dedik, üçüncü rounddayız. Sol direk aparkat girişimi Gesta'dan. Gesta sağ kroşe süper. Yakalıyor yine, başarıyor bunu. Linares. Mükemmel bir sağ direk atıyor. Sağ direk attı. Sonra midesine uzandı rakibinin. Linares. Devam ettiriyor. Sol koşene yakaladı. Gesta'yı çözmeye başladı şampiyon. El Nino de Oro lakaplı boksör Jorge Linares. Altın çocuk manasına geliyor. İngilizce'de Golden Boy. Venezuelalı menajeri Roberto Diaz. Şu anda rakibinin köşesinde bulunan Freddy Roach. 2011-2012 yıllarında Jorge Linares'i çalıştırıyordu. Şimdi rakip boksörün yanında, Gesta'nın yanında Freddy Roach. Linares avlamaya başladı. No mercy yazıyor Gesta'nın arkasında. O no mercy lafını acaba altını doldurabilecek mi? Gesta karşılaşma boyunca. Ve bakın yakalamayı başarıyor yine. Sağ direkte Jorge Linares'i yakalamayı başardı Gesta az önce. No mercy acıma yok demek. Anlamım yok. Yani affım yok anlamına da gelir biraz da. Merhametsizim anlamında. Merhamet yok anlamına geliyor. No mercy. Her anını büyük bir keyifle izleyeceğiz. Enseden tuttu, sağ koşa vurdu. Sağ direkt sol koşa attı. Jorge Linares, Jack Reyes karşılaşmanın hakemi araya giriyor. Amatör kariyerinde 94 maçta 89 galibiyeti, 5 yenilgisi var. Jorge Linares'in sevgili izleyiciler. 3 ayrı siklette dünya şampiyonu bir boksör. Bakın gözlükte olan var ya, Freddy Roach, şu anda Gesta'nın önünde ya. Karşı taraftaki boksörün, Jorge Linares'in bir önceki antrenörü aslında. Daha önce Jorge Linares kazansın diye çalışıyordu. Şimdi Jorge Linares kaybetsin diye çalışıyor. Az önce de söylemiştim, Pekmen'in de antrenörünü yapıyordu. İşte bakın maçtan pozisyonlar. Tam sağ. Yandan yakalamış.
Burası sağa direkt dedir mi acaba? Doble ya y una derecha. Entrando, entrando. Vamos, hermano. 3 ayrı siklette dünya şampiyonu Jorge Linares. Gesta sol köşeyle karşılık veriyor Filipinli boksör. Jorge Linares Japonya'da bayağı maçlar yaptı. Venezuela, Amerika, İngiltere, Arjantin, Panama ve Meksika'da da maçlara çıktı. Jorge Linares. Gesta. Zaten hayatının ciddi bir bölümünü Japonya'da geçiriyor Jorge Linares. Sol köşe. Hep Amerika ile Japonya'yı küçükken çok yakın iki ülke zannederdim. İki ülke arasında başka ülke yok ama büyük bir deniz var. 10 saat uçakla sürüyor. 10-11 saat. Yani Türkiye'den Amerika 13 saat. Amerika'dan Japonya'da 10 saat. Tabii Amerika'ya en yakın yeri o. Let him go. Let it work out of here. Come on, work out. Gelen darbeler var. No, don't hit him yet. Stop, stop. When you're standing up, don't hit each other. Box. Aparkat denemesi boşa gidiyor. Sağ direkt geldi Jorge Linares'ten. Yumruk kombinasyonlarının çoğu boşa gitti. Omuzuyla bir itmesi var orada Jorge Linares'in. Tecrübe farkı bu. Jorge Linares sollarla yokladı şimdi. Sağ direkt vuruyor. Şimdi bir sağ kroşe, sola fakat sağ kroşe. Şu an WBA başkanı olan Gilberto Mendoza Linares'in boks hayatında önemli bir rol oynadığını sizlere aktarmak isterim. Mendoza'nın ifadesini sizlere aktaracağım. 60 genç boksör arasında en yetenekli Jorge Linares'ti. Linares sessiz, saygılı kişinin yanında çok akıllı ve tıpkı şimdi olduğu gibi ailesinin mutluluğunu düşünen bir çocuktu diyor Jorge Linares için. Gilberto Mendoza söylüyor bunları Linares'le ilgili. Stop. Step back. WBA Federasyonu Başkanı'ndan bahsediyorum. Ters kart boksör. Bu arada kaydı düştü. Knockdown yok. Slip. 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 Box. Kaydı düştü diyor. Sağ direkt vurdu. Ve round'u tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. Fırtına gibi bir round'u daha geride bıraktık. Her anı pozitif geçiyor karşılaşmanın. Jorge Linares kariyerinde 3 kez kaybetti. 3'ünü de nasıl kaybetti? Knockout'la kaybetti. İki tarafta da taktik savaş var. Freddy Roach çok iyi gittiğini söyledi. Reto con gancho y reto. Gesta'nın. Jorge. Reto, gancho y reto. Vamos. Este es tu noche. Este es tu noche de... Beşinci round'dayız. Beşinci round'da Gesta Filipinli boksör. Direkt kendinden emin başladı. Bu karşılaşmalar eşleştirilirken o kadar büyük pür dikkatle yapıyorlar ki. Sağ kroşe. Sağ direkt geliyor yeniden. Midesine uzandı. Sağ direkt bir kez daha. Bir sağ direkt daha geliyor. Oscar De La Hoya, Bernard Hopkins,
Onlar da karşılaşmayı tam karşılar izliyorlar. Roberto Diaz da orada. Eric Gomez de orada. O dörtlü zaten ayrılmaz dörtlü. Tam kadro oradalar. Hani düşünün ne kadar önemli bir gece. Dördünün de birden bir arada az görüyorum ben açıkçası. Ya Oscar De La Hoya yok, ya Roberto Diaz yok, ya Eric Gomez yok. Dördü bir arada. Kısa kroşeler giriyor. Aparkatta devam etti Gesta. Sol bırak uzatıyor yeniden. Başta telaşa büyük. Sol aparkat yeniden. Kroşe vurdu ve sağ direk geliyor. Böyle bir yumrukla bir anda Luke Campbell'ı yere yatırmıştı Jorge Linares. Sinirlendiğinde yapıyor bunu. Bir sağ direk daha geldi. Instagram'dan yorumlar başlamış bile. Hamza Doğan 29, Desta çok sağlam duruyor ama Linares tecrübesiyle bu maçı alacaktır demiş. Sol koşa geliyor şimdi Stamben basında. Arka arka yumruklar, mükemmel bir darbe. Hatta kombinasyon Desta da gitti üzerine. Karşılıklı yumruklar geldi. Kampı yükseliyor değerli izleyiciler. Fena bitirdiler roundu, fena. Yavuz Yıldız adlı bir arkadaşımız, knockout olmaz, ikisi de kaliteli dövüşüyor demiş. Altıncı round tabelası havada. Bir anda altıncı rounda geldik. Şimdi burada tekrar yakaladığı yeri görüyoruz. Sonra Gesta bastıracak. Bakın şimdi. Ama pek bir şey yapamadı. Jorge Linares daha fazlasını yaptı bence. Gaffari Bulut. Fırtına öncesi sessizlik. Linares çözdü rakibi demiş. Muhammed Kola. Abi Linares işi bayağı ciddi tutuyor, alacak galiba demiş. Altıncı rounddayız. Sağ kroşe geldi tekrar, bir sağ kroşe daha. İzleyicimiz demiş ki Sinan Yeğen'e, boksörler neden sadece üstte dişlik takıyor, neden alta dişlik takmıyor diye. Arkadaşlar bunun sebebi şu, çünkü üst çene alt çeneden daha önde, o yüzden öyle üste takıyorlar. Alt çenesi önde olanları alt çeneye de takabiliyorlar. Bu arada Gesta o dişliğin peşinde. Sol koşa giriyor Linares'ten. Çift taraflı dişlikler de var tabi. Hangisi uygunsa onu takıyorlar arkadaşlar. Yani o dişlik takma meselesi de öyle. İzleyicimizin güzel sorusu için kendisine teşekkür ediyoruz. Çift taraflı kimse takmıyor çünkü çok rahat olmuyor. Yani iki çift tarafta takıldığı zaman nefes alamıyorlar. Şimdi tekrar yakın mesafeden yumruklarını gördük Jorge Linares'in. Instagram'da Bilgehan Demir arkadaşlar.
yorum göndermek istiyorsanız Bilgehan Demir. Sağ direk geliyor Linar Esen. Bir tane daha süper. Aparkata bakın. Gestan'a saldırdı üzerine. Jorge Linares yine peşinde. Maç gibi maç. Maşallah. 41 kere maşallah. Sağ direkler. Aparkat geldi. Sağ direk geliyor. Gesta'dan. Jorge Linares cevaplıyor bunu. Sol direk geliyor yeniden. Vidas'ına uzandı. Gesta bir kez daha. Kopmak sesini duydum. Şimdi tekrar bir seri yumruklaş. Haydi bakalım köşelere. Muhammed Muhsin Can, Adana Kozan'dan selamlar. Babam Linares alır diyor. Yedinci round'dayız. Pero demostrando tu casa, no, no la quiero con arrogancia. Maçtan pozisyonlar bir kez daha ekranlarınızda. Heyecan neyse onu sizlere aktarmaya çalışıyorum. Bu açıkçası benim boksa olan sevgimle dilimin kendi arasındaki bir şey. Benle alakalı değil. Yedinci round'dayız. Stop. Orada çarpışmalar son derece tehlikeli olabiliyor. Şimdi bir sağ kroşe Gesta. Inglewood'da Forum Arena. Selçuk Aydın Victor Postol maçı da burada yapılmıştı. O büyük şampiyonluk maçı. Sonra Victor Postol bitmiş Matisse'yi yenmişti. Selçuk yendikten sonra. O Matisse de biraz daha mutlu olacak. Roşeler. Aparkat denemesi var. Aparkat bir daha. Yine geliyor. Victor Postol Matisse'den sonra Crawford'a kemerini kaybetti. Sol koşa geldi Jorge Linares'ten. Gesta acayip dayanıklı. Ne de olsa Pac-Man'in memleketinden Filipinler'den geliyor. Gesta Jorge Linares'i o kadar yakından tanıyan bir isim ki onunla defalarca sparring antrenman maçları da yaptı. Yani ezbere biliyor aslında ikisi birbirini. Sparring dediğimiz olay antrenman maçı. %80 tempoyla yapılan antrenman maçı. Filipinli boksörler deyince akla Nonito Donaire geliyor. Kervin Ankayas geliyor. Nonito Donaire'nin de Carl Frampton'la maçı var Nisan'da. Vay vay vay. Anthony Crowley'den çok daha iyi maç çıkartıyor. Gesta bunu söyleyebilirim sizlere. Sağ koşa sol direk. Gesta yaptı bunları. Acımasız, merhametsiz Gesta. Bakın şuna neler oluyor. Let each other go. Jack Reyes talimatlar göndermeye başladı. Jorge Linares. Stop. That's it. Rakibinin etrafında adeta arı gibi. Midesine uzandı Gesta. Miguel Vazquez'le maç yapmıştı abiye Fabisiklet unvanı için Las Vegas'ta. En zorlu maçıydı. Puanla kaybetmişti Mercito Gesta. Jorge Linares ne yaptı yine yakaladı rakibini. Sadece Vazquez'e yenildi Gesta.
Onun dışında yenilgisi yok. Ekranlardaki Gessler'ın tüm ailesini boks işinde görebilirsiniz. Mesela babası Anakito antrenörlüğünü yaptı. Annesi Mercedes diyetisyeni ve erkek kardeşi Antito Junior da katman olarak Gessler'ın ekibinde yer alıyor. Bakın yanında hemen Gessler'ın. Antito Junior. Büyük hakemi Jack Reisia, onunla ilgili de bir bilgi vereyim. Geçen yıl Orgeli Neres Luke Campbell, Teres Crawford, Julius Indongo maçlarında da görev almıştı. Jack Reis, bayağı büyük hakem. Burada sol direkte iyi yakalamış değil mi Kesta? Eight. Number eight. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Yani bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okuyamıyorum. Yani okuyamadığım zaman bana kızıyorsunuz. Ama gerçekten çok yüzlerce yorum var. Aralarından bazılarını seçip okuyabiliyoruz. Bu bazılarını okurken bile bazen pozisyonları kaçırabiliyorum. O yüzden aklınıza sığınıyorum. Aklınızı helal edin bu konuyla ilgili. Tekrar maça dönüyoruz. 8. round'dayız. Direkt geldi. Jorge Linares'ten. Midesine uzandı şimdi. Boksu bu kadar güzel yapabilmesini neye borçlu acaba Jorge Linares? Az önce bir sol direkt dedi. Yumruk yemesi bile güzel adamın, o kadar söyleyeyim. Sağ direkt geliyor şimdi. Sağ direkt bir tane daha. Sağ koşa yeniden. Tempo kesilmedi karşılaşmada. Harika bir sağ direk daha geliyor. Jorge Linares'ten. Sağ direk. Pull your arm out. Let him go, Jorge. Pull your arm out. Sağ kaşında bir açılma mı var? Jorge Linares'in. Gesta. Evet, sağ kaşında açılma var. Jorge Linares bir sağ direk yedi. Gesta. Sağ direk geldi. Yani Jorge Linares karşılaşmada kontrolü ele almış vaziyette. Yani Gesta şu anda karşılaşmada ben de ayaktayım havasında sadece. Aslanlar gibi mücadelemi verdim. Bununla yetinecek mi? Maçı kazanmak için 12. rounda doğru daha da coşacak mı? Bakın maçın başından beri Jorge Linares'in ve Gessler'ın verdiği mücadeleyi hatırlayın. Sağ direkt bomba gibi. Hatırlayın arkadaşlar. Yani ayakta kalmak, maçı kaybetmek, kazanmak bir pamuk ipliğine bağlı, pamuk ipliğine. Bir hata sizi nereye götürür? Linares hem çabuk, hem çok güçlü, yakına girmeyi sevmiyor. Elizabeth. Bu açıdan Keith Thurman'a benzetiyorum Elizabeth. Onu. Yes or no? Thurman demişken o da bugün bir açıklama yaptı. İki maç sonra Errol Spence Jr.'la ringe çıkacağım. Beni beklesin dedi. İki maç mı? Yani iki maç en az bir sene yapar. Bir buçuk sene yapar belki de. Que si tú te duermes, él se pone por arriba. Acuérdate que es una cosa mental. Y tú tienes bomba para meterle buena pingazo. Errol Spence Jr.'la la amenaza es importante la pelea. Ya ganamos, pero yo quiero que tú impresiones bien con tu combinación sólida, Jorito. Onun için herhalde yani Davos'ta yapılsa iyi olur o maç, Davos'ta. Bütün devlet başkanları bile izlemek ister o maçı. Looks like the glove scraped. Number 9. Boks gecesi
devam ediyor. Jorge Linares, Mercito Orquesta. WBA ve WBC Federasyonu'nun dünya şampiyonluk maçları ve WBC'nin elmas kemeri. Sağ kroşe. WBC'nin elmas kemeri sevgili izleyiciler ve WBA Federasyonu'nun şampiyonluk kemeri ortada. WBC'nin kemeri Mikey Garcia'da biliyorsunuz. Bu siklet gerçekten çok değerli bir siklet oldu artık. Mikey Garcia var. Püskürlü bela var. Gervonta Davis. Jorge Linares var. Pull your arm out, Jorge. Pull your arm out. Robert Easter Jr. var. Luke Campbell var. Bayağı yıldızlar var bu siklette. Çok değerli bir siklet oldu. Bazen ağır siklet 5 para etmiyor. Yani mesela 3-4 sene önce etmiyordu. Şimdi Joshua'lar, Wilder'lar uçuşa geçince onlar da para etmeye başladı. Mike Tyson dönemlerinde çok büyük para ediyordu. Şimdi Gesta süper kombinasyonlarla Filipinli boksör gitti. Ali Shuffle gördük orada Muhammed Ali'nin meşhur hareketini. Jorge Linares'ten sevgili izleyiciler. Gary Flanagan da aslında bu sikletin bomba isimlerinden ama o süper hafif siklete çıktı biliyorsunuz. Gesta'nın bütün kombinasyonu da açıkçası yarısı gardında kaldı Jorge Linares'in. Sağ direkt vurdu. Sol gösterdi. Sağ direkt vurdu Jorge Linares. Jorge Linares bir sağa bir sola. Kafesin içindeki aslanlar gibi dolaşmaya başladı. Gesta da orada bir kırbaç vuru verdi ona. Let him go, Jorge, that's you. Let him go. Farshid Yunus, abi İran'dan izliyorum. Çok güzel maç. Evet, kardeşimize buradan selamlar İran'a. Komşu İran'dan da çok izleyicimiz var. İran'a selamlar gönderiyoruz. Şimdi sağ direk geldi. Zilin sesinin son tınısına kadar. Zilin gol sesinin son tınısına kadar böyle yumruklar devam ediyor. Bir saniye bile israf etmiyorlar karşılaşmayı. Dünya çapında çok üst düzey isimler. İşte bakın Ali Shuffle dediğim buydu. Jorge Linares aldığı yumruk kombinasyonundan sonra bunu yaptı. Bu maça 10 üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar? Twitter'da ne Bilgehan Demir. Biraz da Twitter'a geçelim. Oradaki izleyicilerimizi üzmeyelim. Bayağı orada da beklentiler var çünkü. Ne Bilgehan Demir Twitter'da. Orada son iletinin altına 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Bu mücadeleye yorumlarınızı bekliyorum. Bandocu Ali, Trabzon'dan selamlar. Yok böyle bir maç demiş. Sağ kroşe giriyor Gesta'dan. Adem Çafoğlu Twitter'da yazmış. İkisi de müthiş boksör. Teknik dayanıklı. İkisi de çok çelik. Müthiş maç izletiyorlar. Linares önde demiş. Büyük heyecan devam ediyor. Birazdan gecenin ana karşılaşması başlayacak. İki dünya şampiyonluk maçı aynı gece demiştik. Şu anda birincisini izlemektesiniz. Az sonra bu maçı aratmayacak bir dünya şampiyonluk maçı daha var. Yarı orta siklette. Bu sikletin
İki üstündeki sıklet sevgili izleyiciler. Filipinli boksör Gestas sağ kroşe vuruyor. Görkem Camcı 10 üzerinden 9 hakkını veriyorlar. Ankara'dan selamlar demiş. Solla geldi Gesta. Şimdi tekrar omuzuyla bu hatayı yapmasa çok güzel olacak. Borgen'in resim meşhur omuzuyla itmesi. Bu yumruklardan kaçması da onun altın karnesi. Oho, mükemmel bir kombinasyon daha. Mark. Linares got a little cut. Linares karavana vuruşlar yaptı şu dakikalarda. Watch the backhands, fellas. İbrahim Çeçen 10 üzerinden 10 demiş. Aliço çok efsane bir maç. 10 üzerinden 10 demiş. Gesta kolları açtı. Jorge Linares şöyle bir elini kaptı, tekrar bıraktı. 10. rounda son saniyeler. Bir çırpıda 10. rounda geldik. Sağ direk bir kez daha. Sağ direk yeniden. Sol direk bu kez. Sol koşesine savurdu, isabet yok. Son saniyeler 10. round'da. 10 seconds diye bir kadın sesi duydunuz. İşte o da süreyi uyarıyor, tokmak sesini vuran kişi. Salonda her şey düşünülüyor arkadaşlar. Joel Diaz'ı da gördük, antrenörü. Matisse'nin soyunma odasında. Roman Gonzalez'i nakavt eden Frank Vasia. O da Taylandlıydı sevgili izleyiciler. Taylandlılar bayağı işler yapmaya başladı. Roman Gonzalez efsane. Burada Tevakiram'da başarırsa Taylan boks gecelerini de izlemeye başlayabilirsiniz. 11. round'dayız. Uppercut biraz sıyırdı geçti. Tevakiram. Birazdan ringe çıkacak Lucas Matisse ile. Gesta. Sağ direk geldi Jorge Linares'ten. Venezuelalı bir tane vurdu, bir tane yedi. Sonrasında Gesta'nın baskısı. Avuç içi var orada. Adeta bilgisayar oyunu gibiler. Stop, both of you stop. Step away from each other. Be loud. Tüm yeteneklerinizi ortaya koysanız bilgisayar oyununda böyle maç çıkartamazsınız. Sağ direk geliyor tekrar. Zil sesi boksörü kurtaramaz kuralı var. Bir izleyicimiz sormuş yine. Boks sesinden sonra bir boksör nakavt olursa ne olur diye. Zil sesinden sonra vurursa nakavt olmaz, diskalifiye olur. Zil sesinden önce vurur, yatarsa kalkamadığında nakavt sayılır. Sağ direk, sol aparkat, sol koşe. Nasıl yapıyorsun bunu arkadaş? Sol aparkatı vuruyor. Sağ listeler içinde sol koşeye çeviriyor bunu. Linares. Gesta karşılaşmasının 11. round'un bitmesine 35 saniye var değerli izleyiciler. Aparkat geldi. Sağ direk uzatıyor. Sol koşa girişimi var. Sağ
Sol direkt mükemmel. Bir daha gitti, süper vurdu. Müthiş bir olay bu. Stop. Let each other go. Boks torbasına böyle vuramazsınız. Nunes şunu diyor arkadaşlar. Sen kimsin, benim kemerimi alacaksın. Arkadaşlar 31 Mart tarihinde İstanbul'da büyük heyecan yaşanacak. 31 Mart tarihinde Cumartesi'ye denk geliyor. 31 Mart İstanbul'da Volkswagen Arena'da Turkish Power Wrestling'in İstanbul şovu var. Büyük İstanbul şovu. Dünyanın en önemli yıldızları geliyor. SmackDown ve WWE'de, Raw'da büyük isimler. John Morrison MVP geliyor. Murat Bosporus var. Big Boy var, Big Boy. John Legend var. Neler var neler. Büyük heyecan yaşayacaksınız Amerikan güreşinde. Hemen yerinizi ayırtın. Benden söylemesi. Geçen seferki gibi yer kalmazsa üzülürsünüz. 12. round'dayız. 12. round. Son round. WBA'nin dünya şampiyonluk kemeri. WBC'nin elmas kemeri sevgili izleyiciler. Ve Ring Magazine kemeri. Ki Ring Magazine kemeri dünyadaki en prestijli kemer olarak bilinir. Her maçta yoktur o kemer. Tyson Fury Klitschko maçında vardı ortada. Ring Magazine kemeri. Elmas kemer Pac-Man'in maçında vardı. Pac-Man Floyd 100 yılın maçında. Sol direkler. Mercedio Gesta sağ koşa vurdu. Yatırdı mı? Yatırdı mı? 12. round'da knockdown buydu değil miydi? Biraz ensesine vurdu gibi ama bence darbeye dönüktü. Darbe sebebiyle bir iniş olabilir. Jorge Linares bir anda yerde kaldı. Sağ direk uzatıyor, sağ direk yiyor. Filipinlilerden destek var. Mercito, Mercito sesleri tribünlerde. Forum Arena'da Los Angeles'ta. Wow, mükemmel bir solda. Çenesinin ucundan yakaladı. Jorge Linares'i yatırıyordu neredeyse. Ateşle oynuyor Jorge Linares. Ateşle oynuyor sevgili izleyiciler. Şimdi tekrar Gesta atak peşinde. Bunaltıyor da bunaltıyor. Son ana kadar kovalamaya başladı. Ama biraz geç kaldı Gesta galiba. Kararı bekleyeceğiz. Nasıl bir karar açıklayacak puan hakemleri? Eğer bir knockout olmazsa son saniyelerde. 30 saniye var, 30 saniye. Sol direk geliyor tekrar. Sola pakat sol direk. Yönetmenim Barış Aragül'ü geldi. Bu nasıl bir başlığı? Şu anda rejide resim masasının üzerinde olması lazım. O bile heyecandan buraya geldi. Gel üzerime diyor. Jorge Linares onu kırmadı. Barış geçsene abi yerine. Maç bitti. Gerçekten çok heyecanlı. Müthiş bir mücadele oluyor. Puana gidiyor karşılaşma. Puana gidiyor karşılaşma. Kim kazandı, kim kaybetti hep birlikte göreceğiz. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards. Esther Lopez and Max LaLuca both have it.
118 to 110. Eddie İki hakem 118-110 vermiş. 117-111 vermiş bir hakem. Üç hakemin ortak kararıyla kazanan. WBA Ring Magazine Lightweight Champion of the World El Niño de Oro Jorge Linares. Jorge Linares kazanıyor değerli izleyiciler. Linares, tebrik ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir başarı elde etti. Jorge Linares değerli izleyiciler. Ring Magazine kemerini, WBA kemerini ve WBC'nin elmas kemerini kazanmış oluyor. İmparator kazanıyor.